Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda konuğumuz harbiden ofisin içinde kedi gibi takılan akıllı süpürge. Basınca. Uyarı, lütfen toz haznesini ve filtresini kontrol ediniz. Diyor. Şimdi ürünün adı Yumi arkadaşlar. Markası da LS5 Max 2200. İlk sorum şu, zaten ofise gelen herkes de ilk bunu soruyor. Ya bu bir işe yarıyor mu? Hakikaten temizliyor mu? Tabii ki de burada en önemli kıstas sizin beklentiniz. Yerlere baldök yala yapsın diyorsanız ya o bu alet değil, onu ancak insan yapabilir. Yani beklentiniz önemli burada. Benim beklentim şuydu, işte ofiste yerler bizim parke. Böyle işte sağ solu süpürsün, ortalıkta kırıntılar kalmasın. Ufak tefek de bir paspas atsın da derdim en başta. İşin açıkçası benim beklentimi üst düzeyde karşıladı arkadaşlar. Bu tarz ürünleri alanlar genelde şu cümleyi de kullanırlar. Ya bu zamana kadar neden bunu almamışım cümlesini ben de kurdum. Tabii benim bu beklentilerim karşılarken neler yaptı? Şimdi en temel özelliği bana soracak olursanız bunun bir haritalama teknolojisinin olması. Haritalama teknolojisi nedir? Bunu bir alanda açıyorsunuz, ortalığa koyuyorsunuz. Bu önce bir sağa sola bir bakıyor. Böyle bir dolanıyor ortalıkta. Çarpıyor, ediyor, geri çıkıyor falan filan. Tuya isimli bir mobil uygulaması var. Bu mobil uygulaması üzerinden takip edebiliyorsunuz. Nerelere gitmiş, nerelere gitmemiş falan filan. Biz şu an haritalama kısmındayız. Tabii ki de haritalama işlemini yaparken de kendi yapay zekasını kullanıyor. Haritalama kısmında benim için önemli bir kriter daha vardı. Şimdi bizim ofisimizde çok kablo var. İşte şurada bir tane davul var en kötü ihtimalle. Müzik aletleri var. Doğal olarak bu ürün ofisin içinde gezerken bazı bölgelere girmesini istemiyordu. Böyle kırmızı alanlar belirleyerek bu ürünün oralara girmemesini sağlayabiliyorsunuz. Bu işte kablo yoğunluğuna göre, orada bulunan malzemelerin hassasiyetine göre belirlenebilir. Diyelim işte haritayı kurdunuz, evden çıktınız, akşam geldiniz. Alet nereleri temizledi kısmına bakabilirsiniz. Bunun navigasyon özelliği lazerli arkadaşlar. Bu sayede gün içerisinde nereleri temizleyip nereleri temizlemediğini harita üzerindeki çizgilerden kontrol edebiliyorsunuz. Hakikaten o kırmızı bölgelere girmiyor. Şimdi videonun başında söylemiştim, hem süpürsün istiyordum hem de şöyle bir yalandan paspas atsın istiyordum. Doğal olarak bu ürünün 2200 PA'lık çekiş gücüne ek olarak 150 ml'lik de bir su tankı var. Bu su tankı ne işe yarıyor? Alt kısımda bir adet bez var arkadaşlar. Bu bezi takıp çıkarabiliyorsunuz. Bu bezi ona taktığınız zaman mobil uygulama üzerinden işte su şiddetini falan filan da ayarlayarak ofisin içerisinde şöyle bir silmesini sağlayabiliyorsunuz. Zaten firmada muhtemelen buna paspas modu dememiş, silme modu demiş. Tabii yani bir paspas performansı değil dedim ama uygulama üzerinde olma modu var. Ona getirirseniz alet o belirli bölgede ya da sizin kumanda ettiğiniz bölgede ileri geri yaparak o bölgeyi ovabilir. Yani böyle ciddi bir leke meke olduğunda belki biraz uğraşarak bu lekeyi çıkarabilirsiniz. Şimdi gelin gelelim tekerleklerine. Tekerleklerinde önemli bir mesele var arkadaşlar. Bunun tekerlekleri önüne çıkan engelleri 2 santimetreye kadar aşabiliyor. Şimdi bu 2 santimetre nedir? Bir halı yüksekliği olabilir ya da bir kablonuzu yere sabitlemişsinizdir. Bakın altını çiziyorum, yere sabitlemişsinizdir. Bu alet onun üzerinden geçebilir. Doğal olarak sabit 2 santimetre yüksekliklerde ve bu aletin üzerinden geçerken zorlanmayacağı durumlarda 2 santimetre gayet ideal olmuş. Bir yerlere tırmanmaya falan çalışıyor yani. Bu takılma olayı biraz önemli. Diyelim gitti bu alet bir yere takıldı ya, öyle ben takıldım diye işi gücü bırakmıyor. O özelliği benim bayağı hoşuma gitti. Alet bayağı kurtulmaya çalışıyor. Geri gidiyor, ileri geliyor, sağa geliyor, sola geliyor. Böyle bir 5-10 dakika uğraşıyor. Eğer beceremezse o zaman zaten Türkçe desteklediği için Türkçe olarak size söylüyor. Tekerlekler takıldı, beni buradan çıkar diye. Uyarı. Tekerlek havada kaldı. Lütfen cihazı yeni bir konuma yerleştiriniz. Benim en çok hoşuma giden şey onun orada debelenmesi. Yani hakikaten kurtulmaya çalışıyor Ali. Şimdi biraz ürünün altına bakalım. Altına neler var ben size onlardan bahsedeyim. İlk olarak bizi döner yüzey fırçası karşılıyor. Hemen onun arkasında yüksek emiş güçlü bir adet fırça daha var. Yan taraflarında yer alan işte o tırmanabilen, yani yukarı aşağı oynayabilen tekerlek sistemiyle birlikte yüzey silme bezi bulunuyor. Bu yüzey silme bezinde anlatmıştım. O fermuarlı bir yapısı var. Bir süre sonra onu çıkarıp yıkayıp tekrar kendisine takabiliyorsun. Üst kısmına geldiğimizde ise şu kapağı açarak ulaşabileceğiniz burada bir temizlik haznesi var arkadaşlar. O temizlik haznesi gayet kolay bir şekilde çıkıyor ve temizleniyor. Onun içinde küçük bir fırça var, böyle ince detaylarda toz bilmem ne kalmasın diye. Bir de filtre var. Bu hazne ne kadar sürede bir doluyor? Şimdi biz ofiste 2 kişiyiz ve yaklaşık 60 metre kadar bir ofisimiz var. Hani 3-5 günde bir biz boşaltıyorduk. Bir evde durum değişebilir. Çok geniş bir hazne değil ama hazne dolduğu zaman yine zaten uyarıyor. Su haznesi de aynı yerde yer aldığı için ikisini birlikte gayet rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Aman aman bir iş değil. Veri anlamında ise evinizdeki Wi-Fi bağlantısının 2.4 GHz bandını destekliyor bu ürün. Yani 5G destekleyen cihazlar ve modemler var. Onları 2.4 ile bunu pairlamanız gerekiyor. Yani eşlemeniz gerekiyor. Bataryası ise 6400 mAh. Ne oluyor lan?
6400 mAh. Nereden şarj alıyor? Bunun bir şarj istasyonu var. Eğer hani temizlik sırasında kendi şarjı biterse şarjın bitti deyip istasyona kendi kendine gidiyor. Veya siz de temizlik sırasında üzerinde bulunan bir tane home butonu var, ona bastığınız zaman kendisi... Uyarı, lütfen toz haznesini ve filtresini kontrol ediniz. Takılı olmadığı için gitmiyor. Normalde buradan atlamaya çalışacak mıydı onu merak ediyordum ama buna bastığınız zaman kendisi otomatikman şarj istasyonuna doğru gidiyor. Benim en sevdiğim kısma, yani biraz tuhaf gelecek size ama belki de yaşımdan ötürüdür onu bilmiyorum. Bunun mobil uygulaması üzerinde işte ileri geri sağ sol kumandası var arkadaşlar. Bunu oyuncak araba gibi evin içinde kullanabiliyorsun. Yani kendi belirlediği alanlarda çalışabileceği gibi, diyelim burada otururken yere işte çay döküldü, pis bir şey döküldü, ne bileyim kraker saçıldı. Hemen kendisini mobil uygulama üstünden kullanabiliyorsunuz ileri geri falan filan. Benim en çok hoşuma giden özelliği o. Şimdi uygulama meselesinden çıkmadan şunu da belirtivereyim hemen. Uygulama üzerinden kendisine bir mesai saati belirleyebiliyorsun. Hani otomatik olmasın. Sanırım bizim sabah 7 ile gece 4'te mi? Öyle saçma bir saatimiz var. Bizim de geldiğimizde ofis temiz oluyor genelde. Bu tarz ürünler benim gördüğüm kadarıyla artık neredeyse birbirinin aynısı. Ayırıcı özellikler var. Atıyorum bunda bir tane çarpışma sensörü var ve şurada böyle bir refleks payı bırakmışlar. Bir yere dokunduğu zaman bu böyle esnesin diye. Ha, az daha unutuyordum. Çalışırken sesi çok çıkıyor mu? Firmanın belirttiği ses aralığı maksimum 69 desibel. Bu yüksek bir ses mi? Vallahi arkadaşlar bunu full power çalıştırırsanız içeride bir makinenin çalıştığını hissedersiniz. Yani full gücünde çalıştığında çok sessiz olduğunu söyleyemeyeceğim. Ben uyurum da sizi bilmiyorum. Hani uyutamayacak kadar bir ses mi kısmı ile ilgili yorum yapmayacağım. Ama şöyle bir avantaj var. Diyelim gece çalıştıracaksınız veya sesten rahatsız olacağınız bir ortam var. Uygulama üzerinde farklı farklı modlar var. Gece modu var, full modu var, o var, bu var. Onun üzerinden kendi ses seviyesini sessizde çalıştırarak ayarlayabilirsiniz. Gelelim artık sonucumuza. Üründen memnun muyum? Vallahi arkadaşlar bayağı bir memnunum ya. Yani videonun başında söylemiştim. Bu zamana kadar yani bütün aileme falan herkese bundan almak istiyorum şu anda. Çok hayatımızı bayağı bir rahatlattı. Hani bu Yumi'ye, yani bu markaya özel bir şey değil. Bu tarz ürünler gerçekten hayatı bayağı rahatlatıyor. O yüzden ben de çok memnunum ve beklentilerimi yüksek oranda karşıladı. Çünkü o silme modu benim için önemli. En azından sağda soldaki kırıntıları bilmem neleri o haftalık rutin temizlikler yapılmadan önce kendisi şöyle bir kabaca yaptığı için benim bayağı bir hoşuma gidiyor. Diyorum ve sonuç olarak arkadaşlar kullanmaktan son derece memnun olduğum Yumi'nin bu akıllı süpürgesinin tanıtım videosunun sonuna geliyorum. Ürünü satın almak isterseniz ya hep diyorsunuz fiyat söyle fiyat söyle. Arkadaşlar dolar kuru 3 aşağı 5 yukarı, videolar daha uzun ömürlü, o yüzden fiyat belirtmiyorum videolarımda. Ama hani ben açıklama kısmına linkler bıraktım, o linkler üzerinden hem güncel fiyatını hem de ürünle ilgili merak ettiğiniz farklı ayrıntılar varsa bunları oradan öğrenebilirsiniz. Böylece bu videomun da sonuna gelmiş oldum. Videomu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.